yaklaşık 6000 öğrencisi var benim okuduğum fakültenin, sadece hukuk fakültesinin. Ve yani açık kimlikli görünür bir trans. Bir tek ben varım o 6000 üniversite öğrencisinin içerisinde. Çünkü translar ya gizleniyorlar ya eğitim hayatlarına devam etmiyorlar. Maalesef okullarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Yani yaklaşık 5 yaşlarındayken ailem beni psikiyatriste götürüyor. Bir bozukluk var, bir problem var falan diye. Çünkü ben başka şeylerden hoşlanıyorum, başka şeyler giymek istiyorum. Farklı oyuncaklara elim gidiyor falan. Ve sonra tabii psikiyatrist de diyor ki evet bir problem var ve bunu düzeltmemiz lazım falan. Kendince bir saçma, absürt tedavi yöntemleri öneriyor. İşte babasıyla sık sık vakit geçirsin, babasının erkek arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Erkek arkadaşlarıyla sosyalleşsin, annesiyle minimum vakit geçirsin. Yanında küfür edin, maçlara götürün, futbol maçlarına. Aslında bir toplumsal erkeklik inşa etmeye çalışıyorlar benim bedenimde. Özellikle trans kadınlar için bir seks işçiliği dayatması söz konusu. Başka sektörde çalışmanıza pek fazla da izin verilmiyor. Her gün okula gidip gelirken o bakışları görüyorsunuz yani çevredeki insanlar. Çünkü onların hayatına ait değilsiniz. Öyle görüyorlar kendilerini. Ama benim motivasyonum şu, her senenin sonunda bir mezuniyet töreni oluyor. İşte kürsüye insanlar sırayla çıkıyorlar ve diplomalarını alıyorlar. O kürsüde açık kimlikli bir trans kadın diplomasını alsın çok istiyorum. Herkes bunu görsün ve mecbur kalsınlar bu diplomayı versinler çok istiyorum. Adliyeye girip kendi trans kadın olarak bir avukat kimliğiyle o adliyeye giriş yapıp davaları takip etmek istiyorum.